reklama gitmeden Güllü gelmişti. Coşkun abi. Evet. Nasıl buldun değişimi? Vallahi işte oluyormuş demek ki ya. Olmaz olmaz değil mi? Böyle olmaz, güzellik olmaz. Olmaz. Yok değil yani değil mi hocam? Oluyor. Evet. Zorla da olsa oluyor. Güllü Adana'dan. Olur mu benden de bu şekilde? Adana'dan geldin değil mi Güllü? Evet, Adana'dan. Şimdi Güllü'nün inanılmaz değişiminin bir VTR'si var Coşkun abi. Böyle ağzımız açık izleyeceğiz. Bakın Güllü neymiş? Şimdi Güllü deyince evet. Evet, evet, ben de sanatçı gibi zannettim. Aynı. Güllü'ye de selamlar olsun buradan, Güllü ablaya da. Bir görelim o VTR'yi, ondan sonra buradayız efendim. ...22'den fazla estetiğe, 240 bin lira harcadı. Kendini adeta yeniden yarattı. Estetik mucizesi Güllü'nün müthiş değişimi. Adı Güllü Köse. Güzelliği için onlarca kez bıçak altına yattı. Karın germe, göğüs protezi ve dikleştirme, kol, sırt ve 3 kez bacak germe, kaburga aldırma ve yüz estetikleri bu ameliyatlardan sadece bazıları. Estetik ameliyat onda adeta bağımlılık yaptı. Tüm bu ameliyatlar sonucunda Güllü Köse adeta yeniden doğmuş gibi oldu. Öyle ki eski halini bilenler yeni Güllü Köse'yi tanıyamaz oldu. Güllü, kollar nasıl gitti bacım? Benim gitgide anneme benziyor. Kol germe oldu, liposakşın oldu. Güllü, şimdi neler oldu en baştan bir anlat. Sen şimdi ne zaman karar verdin değişime? Ben ikinci doğumdan sonra, çocuk 1 yaşındaydı benim ikinci oğlum. O 1 yaşındaydı, artık büyüdü falan böyle, kendine geldi. Sonra ben artık kendime bakmaya karar verdim. İşte kilo verdim. Çok 105 kiloyla ben doğuma girdim ikincide. Bu boyla. Evet. Kaç sene önce oluyor bu? İşte oğlum 11 yaşında. 2010 doğumlu. Hı, teşekkürler. Sonra ameliyat oldum. İşte ya aslında benim şöyle bir hatam oldu. 23'lü sayısının çok fazla olmasının bir sebebi var. O da şu, kilo vermeden, hani ideal kiloma gelmeden kilo vermek zordu ama estetik yaparak kilo vermeye çalıştım ben. O zaman çok büyük bir hata yaptım. Hani karın germe yaptım doğumdan sonra ama fazla kilom vardı. Aslında önce kilo vermem gerekiyordu. Sonra hem kilo verdim hem estetik yaptırdım. Bak ameliyatlara bak Demet. Karın germe, meme dikleştirme, meme protez, kol germe, kol liposuction 2 kez. Bir şey sormak sırt germe istiyorum. Ne ya? Uyluk germe ne? Şey şurası. Hocam neredesin? Buradayım, buradayım. Hocam gel bize yardımcı ol lütfen. Tıbbi terimler var. Uyluk germe diyor hocam ya. Uyluk germe uyluk ne? Uyluk şu bölgedeki, uyluk bu bölgeydi. Şurasına uyluk dediler benim. Ha. Nasıl orayı nasıl gerdin? Oraya bel yani bölgesi. Sırt hani burası şöyle şuraya. Belin ince olsun diye. Yok hayır, orada deri fazlalığı vardı. Şimdi şöyle eğer öyle yapmamış olsalardı özür dilerim şöyle evet. Göstereyim. Şöyle şöyle durdum. Hocam yenge burada çok fazla hasta. Estağfurullah doktor. Estağfurullah yapmayın etmeyin ya aşk olsun. Evet hocam dediğiniz doğru. Burada bir sarkma oluyordu o zaman. Sarkma olduğu için onu giderme. Orası uyluk demeyelim bel bölgesinin. Peki diye. Hocam bişektomi estetiği bu. O şu. Bişektomi. Yani o. Ha, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyisin hoşsun bin tane estetik yapmışsın yanlış makyaj. Biraz öyle oldu evet. Sen bir şey diyeceğim. Kocan ne dedi bu durumlara? Bir şey demedi yani. Refakatçi olarak kaldı ne yapsın? Aa. Destekledi kocan seni. Evet evet. Helal olsun valla. Refakatçi olarak kalmış bak. Peki korkmadın mı kız? 23, hiç korkmadım 23 ameliyat. Kaç senede oldu bunlar? İşte 10, son 10 yıldır. Diyor ya şu 11 senedir. 10 yıldır. Son mutlu 10 musun yıldır. Peki? Şu an daha evet, mutlu hissediyorsun. Evet. Kaç para harcadın bu estetiklere? Ya valla ben bir kapalı bir hesap söyledik ama pek hatırlamıyorum. Yani çünkü çok fazla oldu 10 yıl içerisinde. Bunu zaten hastaneden listeyi aldım. Ben hatırlamıyorum bu kadar sayıları da tam olarak. Ama bunun bir maddi şeyi 250-300 bin lirası vardı. Var var daha evet. Fazla. 240 bin demiş baksana zaten. 240 bin. Ya sonra çok üstüme geliyorlar sosyal medyada. Linç ediyorlar. Para biriktirip yapmış hocam. Çalıştım hocam kendi paramla valla. Koca yardım etmedin mi estetik? Yok ben kendi paramla yaptım. Ama refakat çıkarmış. Yeter o da yeter. Senin bir de şeyin yok değil mi? Bir kaburganı mı aldın? İkisi de yok. Bir buradan bir buradan. Eşit hocam, olsun diye. Hocam kaburgayı aldın mı? Şöyle... Hocam dokunmadan şey yapamazsın. Alt kaburgalar aldığınız zaman beliniz daha incelir. Onu yapmışlar. Peki o hocam bu sağlıksız bir şey değil mi? Çok sağlıksız. Her zaman sağlıksız esasında. Kaburgasız ama çok sağlıksız insan... değil. Hayır mesela, arar mı kaburgasını nefes, yani? Nefes alman nasıl? Ben hiç bir farkını hissetmiyorum. Bak şimdi. Tam ekran verelim kardeşimize. Şöyle bir gül anneciğim, şöyle bir gül. Bak şuralarda böyle kırışıklar. İçeride de oluyor aynı kırışıklıklar. Yani nefes almada da sıkıntı olabiliyor. Bu kadar çok estetik yapıldığı zaman. Şey var mı öyle bir daha şey? Daha yaptırmayı yok. Düşünüyor musun? Yani şimdilik yok ama yer yaşım ilerledikçe. Belki. Öyle demeyin hocam. Yaşım ilerliyor. Bu yüzümde onlar bunlar geldi. Badem göz falan. Yani.
Onu biraz yaptırdım da bunu beğenmedim. Bir daha yaptıracağım. Onu koymadım oraya. Yani siz almadım onu da. Kız çok alem bu kız. Çocukların mucukların ailen mailen yani bu duruma kocan dışında ya ailen annen zaten baban. Şey diyor. Anne yine mi yaptıracaksın? Ne zaman yaptıracaksın? Hani anne, herkes seni söylüyor. Herkes estetik yaptırdığını söylüyor. İşte çocuklar böyle artık alıştılar. Gayet normal geliyor onlara. Yani biz bir liposakşın yaptık. Başımıza gelmeye kalmadı. Diyorum ki 23. Diyorum ki çocuklara mesela anneniz ameliyat oldu. Annenize bakacaksınız. Ben yatıyorum. Çocuklar da böyle benim bana ilgileniyorlar. Pişman şimdi gönlü var mı acaba? Var mı pişman olduğunu? Hiç pişman olduğum yok. Hiç. Hepsini aynı doktor mu yaptı? Yok hayır. 2-3 doktor yaptı farklı farklı. Şey sadece bir tanesi çok acıyor. Çok. Hangisi? Ya çok kaburga çok acıyor. Ya. Gerçekten çok çok acıdı yani. Onun dışında hiçbirisi acımadı ama. O zaman gel sana hediye Coşkun abinin şarkılarıyla otur seviyormuşsun. Evet çok seviyorum. Coşkun abi sen sever misin estetiği? Hani bu kadar mesela ben evlenseydin eşin olsaydı böyle 23 estetik. Ama söylemese bilmezdi ki nereden bilecek? Bugüne kadar ne botoks ne estetik. Sıfır. Ve hiç bir şekilde düşünmüyorum. İhtiyaç da bir tek şu göz kapakları oluyor değil mi? Var. Bu da tek, var işte. Bunu bir tek bunu alabilirim ama bak. Ama botoks benim falan değil. O oradaki doğrucu Davut. Bir tek şunu yapabilirim göz kapağı. Onun haricinde hiçbir şey zaten gerek yok. Allah tarafından böyle olmuş. Ya böyle bir özgüven olamaz zaten gerek yok. Ama öyle yaptığı için güzel oluyor. Değil mi? Beynin o mesajı takmadığı için kırışmıyor. Hocam beni kafana takmayacaksın biliyor musun? Ağzına sal kardeşim. En önemlisi o. Beyninizi buna verirseniz hiçbir şey olmaz. Evet. Coşkun üstadım ne diyor? Ben diyor gepkencim bana gerek yok diyor. Zaten gerek kalmıyor. Sen derse ki makyöz geldi baktı şeye neydi? Makyöz ismiydi. Merve. Merve Hanım. Selam olsun. Baktı bu. Abi de nasıl oluyor şimdi bakıyor botoks nasıl oluyor bu cilt diyor bana. Merve Hanım. Teşekkürler Merve.